bıktık. Bu ülkede katillerin ceza almamasından da yukarılarda bir tanıdığı olduğu için soruşturmaların doğru düzgün yürütülmemesinde de gırla verilen indirimlerden de bıktık. Çünkü her cezasızlık, her eksik yürütülen soruşturma, her toplanmayan delil adaletin yerine getirilmesinin önüne geçerken her birimizin güvenliğini de daha da tehlikeye atıyor. Davada Ezgi Alya Yiğit araca yol vermediği için ağır kusurlu, Osman Sarı Tali kusurlu bulundu. Raporda onlarca tanık varken yalnızca iki kişinin beyanına göre olay yeri belirlendi. Ayrıca savcılık kazanın meydana geldiği şehrin en işlek caddelerinden biri olan bölgede kamera görüntüsü de bulmadı. Yaşanan olayın en önemli delillerinden biri soruşturma sürecinde toplanmadı. Buradan soruşturma ve yargı sürecini yürütenlere soruyoruz. Olay, ticari işletmelerin yoğun olduğu, hatta polis merkezi bulunan çok merkezi bir yerde gerçekleşmesine rağmen kamera kayıtları nasıl bulunamadı? Neden gereği gibi araştırılıp teknik incelemeler yapılmadı? Kamera kayıtları nasıl bir anda yok oldu? Kamera kayıtları ortada yokken bilirkişi Ezgi Alya'yı nasıl ağır kusurlu bulabildi? Katil Osman Sarı ifadesinde 50-60 kilometre hız ile gittiğini ifade ederken yavaş giden bir aracın fren kilidinin patladığının izahatını nasıl yapabilir? Sorduğumuz soruların cevapları apaçık ortada durmaktadır. Bugün hukuksuzluk bir norm halinde. Yargı hukuki dayanaklara değil, siyasi atmosfere göre karar veriyor. Ülkenin dört bir yanında adalet çığlıkları yükseliyor. İktidarla ilişkisi olan, zengin, yüksek yerlerde tanıdıkları olan, erkeklerin yaptıklarının yanlarına kar kaldıkları bir düzen kurmak istiyorlar. Bu düzeni kabul etmiyoruz. Ezgi Alya'nın davası bu ülke için adalet isteyen herkesin davasıdır. Hukukun herkese, kim olduğuna bakmaksızın eşit işlemesine sağlamak için sahip çıkmamız gereken bir davadır. Yaşadığımız kentin sokaklarında korkmadan özgürce ve rahat dolaşabileceğimiz bir hayatı kurabilme mücadelemizin bir parçasıdır. Ezgi Alya Yiğit davası için de gerçek adalet sağlanana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ben Yiğit'in ablası. 12 Nisan 2022 tarihinde 100 kilometre hızın üzerinde kardeşime çarparak onu hayattan kopardı. Yanındaki arkadaşını da ağır yaraladı. Görgü tanıklarını tehdit ederek bir şekilde susturmaya çalışıyorlar. Ama biz o tehdit ettikleri insanlara hiçbir şekilde benzemeyiz. Kendilerinden zerre kadar bir korkumuz yok. Ne kadar bastırmaya çalışırlarsa o kadar yüksek sesimiz çıkacak. Bu kişi cezasını alana kadar, son nefesimize kadar biz yargı, hak, hukuk mücadelesine devam edeceğiz. O kişi bir şekilde bu cezayı alacak ve bunun için asla durmayacağız, asla susmayacağız. Hiç kimse, hiçbir kuvvet, hiçbir makam ya da mevki bizi susturamayacak.